Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusul rabbinâ bil hak sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme sallû alâ şefî'in zunûbinâ Muhammed. Allahümme sallû alâ Muhammed. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme sallû alâ Edirne'de hususa kemter ismet ki sultan camiindedir ikamet duayı padişahla istikamet eder leyl-i nehar yok asla gaflet teveccüh üzreyim hakka gidelim cemali bakimane seyredelim. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Edirne mühim şehirlerden bir tanesiydi. İslam büyükleri ve padişahları orada ikamet ederlerdi. Risale-i Kutsiye'nin sahibi İsmet Efendi ve Kudüs'ün aslında yan yalıydı. Yan yan Yunanistan'dadır. Oradan Mekke'ye gitti. Orada Abdullah Mekki Kudüs'ün Hazretlerine intisap etti. Onun tarafından yetiştirildi ve şeyh oldu. Şeyh'i tarafından Edirne'ye gönderildi. Sonra İstanbul'daki müritler onu İstanbul'a almak istediler. O da koca Mustafa Paşa'ya geldi. Oradayken de kendi adı yine anılan tekkeyi aldı ve vakfetti. Sonra buyurdu ki, tekkeyi bulduğunuz zaman şeyh'i kaybedeceksiniz. Böylece öleceğini işaret etmişti. Bunları anlatmakla Risale-i Kutsiye sahip Büyükşehir Efendi Kuddüsü Hazretleri biraz tanımış olduk. Edirne'de hususa kemter ismet. Kemter ziyade noksan demek. Ziyade noksan olan İsmet Kuddüsü ruhu kendisinden bahsediyor. Bahusus Edirne vilayetinde vazife görüyor. Bakınız İsmet Efendi baba kendisini ziyade noksan olarak vasıflandırıyor. Fakat biz kendimize noksan diyemiyoruz. Niçin? Noksan olduğumuzda. O tam olduğu için noksan diyor kendini. Allah'tan başka herkes aslında noksandır. Kendimize güvenecek hiçbir şeyimiz yok. Ancak Allah'a güvenmemiz lazımdır. Ki Sultan Camii'ndedir ikamet. Sultan Camii'nde ikamet ediyordu, duruyordu. Duayı padişahla istikamet eder leyl-i nehar yok asla gaflet. Gece gündüz padişaha dua etmeye devam ediyordu. Bundan da asla gaflet etmezdi. Teveccüh üzreyim hakka gidelim, cemali bağ kemale seyredelim. Yani ona teveccüh ediyorum. Ona kalbimle yönelmişim. Teveccüh bir gönül muamelesidir. Yani İsmet Efendi Kuddüsü Hazretleri Abdülmecid Han'a bütün kalbiyle yönelmiştir. Çünkü İslam devletinin başında devamlı böyle bir kimsenin olmasını istemektedir. Eğer hakiki bir Müslüman idareci olmaz ise dindar insanlar rahat edemez. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ كَفُرُوا Kafirler bağduhum evliya ve bağd. Birbirinin dostudur, velisidir, yardımcısıdır. İlla tef'aluhu. Oradaki illa istisna edip değil. İn la. İn şart edilir. La da nefidir. İdgam edildi de illa oldu. Yoksa istisna edip değildir. İlla tef'aluhu. Yani kafirlerin birbirini tuttuğu gibi ey Müslümanlar siz de birbirinizi tutmazsanız tekün fitnetün filardı. Yeryüzünde büyük fitne olur. Ve fesadun kebir. Büyük bir fesat kopar. Bu ayeti bilmeli. Şimdi Efendi Hazretleri duymuşlar. Bu ayeti bilmeli. Hani bu ayeti iyi anlamamız lazım. Eğer Müslümanlar birbirleriyle yardımlaşmazsa yeryüzünde fitne olur. Yani İslamiyet zayıflar. Fesad-ı kebir olur. Küffar kuvvetleşir. Bir farz, bir sünnet, bir edep terk edilse. Dikkat edin. Bir farz, bir sünnet, bir edep terk edilsin. Edepten ne olacak diyemezsin. Sünnetten ne olacak diyemezsin. Sade farzlarla yetinelim diyemezsin. Bak Ehlullah öyle demiyor. O senin kör nefsin söylüyor. Bir farz, bir sünnet, bir edep terk edilsin. Bir kadın çarşafını çıkarsa, bir erkek sakal bırakmasa, bir şahıs namazını terk etse, oruç tutulmazsa, zekat verilmezse, yani şeriatın emirlerinden bir tanesi dahi yapılmazsa, İslam zayıflar, küfür kuvvetleşir. Ya onun için İslam'a ya eyyühellezine amenu udhulu fissilmi kâffe İslamiyet'i toptan yaşayın diyor Allah'ımız. Toptan sarılın. Kâffe hepsi. Hepsiyle beraber. Mesela elbise giyiyorsun. Bir taraf eksik olsa olmaz. Elbise bile tamlık ister. İslamiyet'i tam yaşamamız lazım. Geçen İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatı okunuyor medresede. İmam-ı Rabbani Hazretleri iman kısmına geldi. Akaidle alakalı bir mektup.
Orada iman hakkında şunu söylüyor. Ama burası çok mühim cemaatimiz. Burayı iyi dinleyelim inşallah. İyi dinleyelim. Dinlediklerimizi de amel edelim inşallah. Diyor, iman kalbin tasdikinden ibarettir. Bu tasdikin de alameti küfürden beri olmaktır. Küfürden beri olmanın da diyor alası vardır, ednası vardır. Ednası, düşük mertebesi diyor sadece kalple beri olmaktır ama canından korktuğun zaman alası, en üstün mertebesi diyor hem kalp hem kalıpla beri olmaktır canından korkmadığın zaman. Demek ki küfürden beri olmak iki türlüymüş. Canından korktuğun zaman, ne zaman? İslamiyet'in ilk zamanlarında. Şu kıssayı hatırlayalım. İslamiyet'in ilk zamanlarında acil bir şekilde 34 FLG 546 plakalara çıkması lazım. 34 FLG 546. arabalarımızı da yani sıkıntı olmayacak şekilde park edelim. Ondan sonra bak yani siz de sohbetten kalkmak durumunda kalıyorsunuz. Evet. Tamam. İslamiyet'in ilk zamanlarını hatırlayalım. Küfür o zaman kuvvetli. İslamiyet yeni yeni yerleşmeye çalışıyor. Müşrikler Sümeyye validemiz Yasir radıyallahu anh ve Ammar radıyallahu anh'ı aldılar. Önce Sümeyye validemize dediler. Dinden döneceksin, dönmem. Muhammed'i inkar edeceksin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Etmem dedi. O zaman Ebu Cehil iki tane deve getirtirdi. O mübarek kadının bir ayağını bir deveye, öbür ayağını öbür deveye bağladı. Develeri ters istikameti sürdürdü. O mübarek kadın ikiye bölünerek, parçalanarak şehit oldu. İslamiyet'te ilk şehit olan kadın Sümeyye validemizdir. Harem-i Şerif'in hemen yan tarafındadır. Kabri bellidir. Ama kaybedilmiş. Ama etrafı belli, çevrili yani. Allah'ın şefaatine nail eylesin. Sonra Yasir radıyallahu anh, ona da dediler kocası, dinini terk edeceksin, etmem dedi. Muhammed'i inkar edeceksin sallallahu aleyhi ve sellem, etmem dedi. Onu da işkenceyle öldürdüler. Sonra oğulları Ammar radıyallahu anh'ı aldılar. Ne diyorsunuz dedi. Muhammed'i inkar edeceksin. Etti. Dinden döneceksin. Döndüm dedi. Ama dille. Dikkat edin, dille. Sözüyle. Ve men kefara billahi illa ve ükrihe kalbuhu mutmainnun bil iman. Ve men kefara billahi illa ve ükrihe kalbuhu mutmainnun bil iman. Kalbinde kim dinden dönerse ona ebedi cehennem vardır. Ama dille dönüp de kalbi mutmain bir şekilde imanlı olan müstesna buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. O sadece dille dinden döndüğünü söyledi ama kalbinde iman yerleşmiş. Bu haber Peygamber Efendimiz'e gitti. Dediler ya Resulallah, Ammar dinden döndü, dönmez. İman onun kalbine yerleşmiştir buyurdu. Biraz sonra Ammar radıyallahu anh ağlayarak Peygamber Efendimiz'e geldi. Peygamber Efendimiz ne olduğunu sordu. Anne babasına yapılanları anlattı. Kendisinin de sadece dille döndüğünü ama kalpten dönmediğini söyledi. Böyle bir durumla karşılaşırsan gene aynısını yap dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü kafirler senin dilinden çıkanı duyarlar. Kalbini görmezler, kalbine vakıf olamazlar. Böyle bir durumda. Karşılaşırsan gene aynı yap. Çünkü öldürecekler yani. İslamiyet'ten bir kişi kaybedilecek. Yalnız anne baba burada azimetle amel etmiş oldu. Ruhsat da vardı ama ruhsatla amel etmediler. Azimetle amel ettiler. Büyük şehitler olarak ahirete gittiler. Oğulları ruhsatla amel etti. Ona cevaz var. Peygamberimiz cevaz vermişti. Zorlandığın zaman, canından korktuğun zaman kalıpla kafirlere muhalefet etmeyebilirsin. Ama kalbinle gene muhalefet edeceksin. Âlâ derecesi nedir? Âlâ derecesi canından korkmadığın zaman hem kalbin hem de kalıpla onlara muhalefet edeceksin. Kalpten onları sevmeyeceksin. Kalıp nedir cemaatim için? Kalıp tepeden tırnağa bu bedenimiz bir kalıptır. Başın kalıp, yüzün kalıp, sırtın kalıp, ayağın kalıp. O zaman başın bunlara benzemeyecek. Başı onların açık. Bizde takki olacak, hatta sarık olacak. Onlar sakalını tıraş ediyor. Biz sakalımızı bırakacağız. Hem de bir tutam bırakmamız lazım. Sünnet olan odur. Sakal bırakmak sünnettir deniliyor. Peki kesmek niye haram? Sakal bırakmak sünnettir derken, yani bir tutam bırakmak sünnettir. Bir tutamdan kısa sünnet olmuyor.
Sünnet sevabını almıyor. Bir tutamdan kısa olduğu zaman haramdan kurtarmış oluyor. Sünnet olan bir tutamdır. Sakal bırakmak sünnet derken bir tutam bırakmak sünnettir. Onu bir tutamdan kısalttığı zaman haramdan kurtarmış oluyorsun. Ama jilete vurduğun zaman haram günahını işlemiş oluyorsun ki kendinden harama nar, haram sanki ateştir. Onlar ceket pantolon giyer. Biz cübbe giyeceğiz, şalvar giyeceğiz. Çarşambada Fennazemizin eski ihvanlarından Ama İsmet amca vardı. Cübbeli şal vardı. Hocam anlatıyor. Bir gün diyor bu İsmet amca gözleri görmüyor ama ceket giymiş. Efendi Hazretlerimiz gördü onu şadırvanın oradan. Gadaplandı. İsmet Efendi ne yaptın sen dedi. Şeriatı yıktın dedi ya. Ne yaptı? Ceket giydi. Sen şeriatı yıktın dedi ya. Bizzat dedi ben gözümle gördüm. Şahidim Efendi Hazretleri. Gadaplandı. Bağırdı ona. Sen şeriatı yıktın. Niye? Ceket bizde yok. Bizde cübbe var. Şu an canından korkuyor musun sen cübbe şalvar giydiğin zaman? Yok ya millet seviyor. Millet seviyor. Gördüğü zaman muhabbet besliyor. Ha var öyle zındıklar, kafirler. İlla olacak. Resulünüz zamanında da vardı. Kıyamet kopuncaya kadar dünya onlardan boş kalmaz ama onlardan sebep sen niye bu kisveyi değişeceksin? Giymeyeceksin. Sarık Resulullah Efendimizin en büyük sünnetlerindendir. Ve bu sünneti başında taşıyorsun. Gittiğin yerde başında götürüyorsun. Başın gözüm üstüne derler ya. Bak başına sarığı koyuyorsun ve gittiğin her yere. Bu sarıkla beraber gidiyorsun. Kimse bir şey demiyor. Kızanlar olur. O kadar olacak. Ama mesela bundan 100 sene önce Cumhuriyet'in ilk kurulduğu zamanlarda vardı o zaman alimler asılıyordu. Sarıktan sebep asılıyorlardı. Sürülüyorlardı. İşkencelere tabi tutuluyorlardı. Dövülüyorlardı, sövülüyorlardı. Şimdi öyle bir şey yok. Elhamdülillah. O zaman canından korkmadığın zaman sağda kalpte beri olmak yetmez. Kalıbın da onlara muhalif olacak. Şalvar. Peygamberimize sorular şalvar giyer misin? Hazeren seferan leylen neharan buyurdu. Hazerde seferde gece gündüz şalvar giyin. Peygamber Efendimiz buyurdular. El ama izzül mümin fe in vadu ezellehumullah. Sarık müminin izzetidir, ululuğudur, galibiyetidir. Bu sarığı yere koydukları zaman Allah izzetlerini, galibiyetlerini de yere koyar. Sarığın kıvrımları çözülmeye başladı Osmanlı'da, Osmanlı çözülmeye başladı. Sonra yıkıldı gitti. Bunu az bir şey zannetmeyelim. Çok çok büyük bir sünnettir. Çok büyük bir sünnettir. İmam-ı Rabbani öyle buyuruyor. Kalıbınla da beri olacaksın diyor. Kalıbımız onlara benzememesi lazım. Onlar bize benzemiyor, biz niye onlara benziyoruz? Onlar bizi sevmiyor, biz niye onları seviyoruz? La yüşbihul kalbül kalbe hatta yüşbihü zeylü zeyle. Elbise elbiseye benzemeden kalp kalbe benzemez. Demek ki elbise elbiseye benziyorsa kalp kalbe benziyor demektir. Kalbimiz onlardan tam nefret etse kıyafetinden de nefret ederiz onların. Giymeyiz onların kıyafetini. Hocam anlattı. Hocamın sohbetlerinde bir kardeşimiz sarık almış. Namazlarda sarık takıyormuş. Ondan sonra yavaş yavaş diğerleri de olacak inşallah diye düşünüyor böyle. Almış sarığı eve getirmiş. Evde namazlarını sarıkla kılıyor. Sonra çıkartıyor, asıyor sarı. Hanımı diyor ki takma bunu diyor. Ya niye diyor Resulullah sünnetidir. Ben istemiyorum diyor. Ara Allah istiyor diyor. Neyse aralarında böyle bir konuşma geçmiş. Sonra adam işe gittikten sonra kadın almış sarı sobanın içine atmış yakmış sarı. Ondan sonra yakmış sonra yatmış. Uyumuş yani rüyasında iri yarı bir adam İki tane köpekle bir düşmüş bu kadının peşine. Vallahi köpekler bir yakalasa var ya paramparça edecekler bunu. Kalkmış kanter içerisinde böyle. Hemen gitmiş manifestörüne aynı böyle bir sarık almış oraya takmış. Ondan sonra geldiği zaman da kocasını çok hürmet saygı gösteriyormuş böyle. Kocası şaşırmış demiş ya ne oldu sana? Sorma demiş ya bugün bana geldiler demiş. Niye geldiler işte böyle böyle demiş ya sen. Ha bir de o adam şunu diyormuş onu koştururken o köpeklerle. Sen bu sarığı sahipsiz mi zannediyorsun? Burası mühim. Sen bu sarığı sahipsiz mi zannediyorsun? Demişler ona. O da var. Onu unutturulduk bak. Asıl burası mühim. Ya bu sarığın sahibi. Resulullah Efendimiz sağ olsun. Kim sardı bunu başına? Sar. Evde bile başımızda. Sarık olması lazım ya. Birisi Ahmet hocam arıyor telefonla. Hocam dua edin diyor dersleri yapamıyorum. Niye yapamıyorsun? Falan. Anlatıyor bir şey. Bana bak diyor. Ahmet hocam şimdi telefonda konuşuyorlar. Bu evden arıyor. Bana bak diyor. Senin diyor şu anda başında sarık var mı diyor Ahmet hocam.
Hanımı da yanımdaymış. Hemen telefonu almış. Hocam ne sarığı, takke bile yok. Takke demiş başında. Kızmış, almış şeyi. Hanıma bağırmaya başlamış. Telefon da açık, hocam da duyuyor. Bana bak demiş, hanıma niye bağırıyorsun? Ona niye kızıyorsun? Sen kendine kızacaksın. Ders yapamıyorum diyorsun, baş açık dolaşıyorsun. Başın açık ama işte aklı oluyor, kaçık. Başı açık durmakta kerahat vardır. Efendi Hazretleri ne kadar üzerinde dururdu bunun ya. Birisi gelse sakal yoksa hemen sakal derdi. Takkesi yoksa takke derdi. Takke var, sarık yok. Ondan sonra sarık söylerdi. Bir ihvanımızı gördü. Takkeyle başında sarık yok. Sarığın nerede dedi Efendi Hazretleri. Sordu hemen ona. Sarığın nerede? Baktı şöyle başında yok. Cebinde, cebine de koymamış sarığı. O sarma sarık. Demiş Efendi Hazretleri evde unutmuşum. Keşke kafanı unutsaydın buyurmuş Efendi Hazretleri. Keşke kafanı unutsaydın. Evet. Bak. Biz şimdi basit zannediyoruz ama Ehlullah ne buyuruyor? Bir farz, bir sünnet, bir edep terk edilse, bir kadın çarşafını çıkarsa, bir erkek sakal bırakmasa, küfür kuvvetleşir, İslam zayıflar. İslam zayıflar. Emir Sultan, Bursa Emir Sultan semtinde. Emir Sultan Hazretleri var orada. Efendi Hazretleri onu ziyarete geldiler. Bak iş nerelere vuruyor, biz onu anlamıyoruz. Oranın bir türbedarı var sakalsız. Efendi Hazretleri ona sakal diyor, bırakmıyor, sakal diyor, bırakmıyor. 40 dereden su getiriyor bırakmamak için. Buyurmuşlar ki sonunda. Hocalarımız anlatıyor, biz Efendi Hazretleri yanındayız, 30 sene önceki mevzu. Demiş, bana bak demiş, senin bir sakal sünnetini ihya etmendense Allah-u Teala Hazretleri Amerika'nın Rusya'nın ateşlemiş olduğu atom bombasını tesis hale getirir. Tesirsiz hale getirir. O bir sakal, Allah'a ekber ya. Atom bombası duruyor. Görüyor musun? Küfür zayıflıyor o zaman. İslam kuvvet buluyor. Bak küfür, bombalar sönüyor. Bombalar sönüyor. Gavurlar hiç mi istemezler yani bizim kıyafetimizi giymeyi? Hiç heves etmezler yani. Sevmiyor ki seni. Ya seni sevmiyor ki senin kıyafetini sevsin. Biz onların kıyafetini giydiğimiz zaman onları sevdiğimiz anlaşılıyor. Hatta çocuklara bile diyor çocuk. Çocuklara bile. Onların kıyafetini giydirmememiz lazım. Üzerinde İngilizce yazılı olan kıyafetler giydirmememiz lazım. Birisi diyor Amasya'dayım diyor. İşlek Caddesi'nde gidiyorum. Bir kardeşimiz anlatıyor. Hoca bu kendisi. Hocamız. Baktım diyor bir gencin arkasında sırtında yazıyor tişört. İngilizce yazıyor. Ben müziksiz duramam. Allah Allah. Müzik haramdır. Bunun arkasında böyle yazıyor. Herhalde bunu bilmiyor. Bunu ikaz edeyim demiş. Durdurmuş kardeş diyeceğim. Bak sırtında böyle yazıyor. Bir döndü göğsünde de ne yazsa İngilizce. Ben kadınsız duramam. Göğsünde de öyle yazıyor. Diyorlar ki hocam öyle küfür içerikli yazılar var ki İngilizce. Sen bilmiyorsun ya yutturuyorlar sana. Sen de onu giyiyorsun. Bir şey zannediyorsun. Çoğusunda görüyorum ya mont giymiş montta şey yazıyor. Yok Kaliforniya yazıyor. Yok New York yazıyor. Ya niye Kaliforniya? Niye New York yazıyor? Mekke yazsın, Medine yazsın. O yazmaz. O zaman hiçbir şey yazmasın. Sade olsun. Acayip acayip yazılar. Küfür içerikli yazılar. Aşktan bilmem neden bahseden şey. Ne işi var senin ya? Kimisinde de vücudunda acayip acayip dövmeler. Bak dedik kalıp benzemeyecek. Kalıp kalıp. Kalıbın benzerse o zaman senin kalıbına yazık. Kalıbına yazık olur senin. Kalıbına yazık olur sözü var ya. Aslında çok mana ifade ediyor ya. Sana yazık olur. Yazık olur. O kalıbın cennete gitmesi var, cehenneme gitmesi var. Yazık olur kalıbına. Senin kalıbının aynı zamanda onların filmlerini seyrederken televizyon karşısında olmaması lazım. Kalıbınla da beri olacaksan onların filmlerinden senin bu kalıbın beri olması lazım. Onların filmlerini seyretmeyeceksin. Madem ki küfürden, bakın İslam neydi? Kalbin tasdikinden ibaretti. Bu tasdikin alameti küfürden beri olmaktı. Bu küfürden beri olmanın alası var, etnası var. En iyisi olsun. Canından korkmadığı zaman en iyisi olması lazım. Nedir o? Kalbinle onları sevmeyeceksin, kalıbınla da beri olacaksın. O zaman kalıbın onların filmlerini seyretmekten beri olacak. Kalıbın onların filmlerinin karşısında, dizilerinin karşısında olmayacak, bakmayacaksın onlara. O zaman kalıbın onların besmelesiz kitaplarını okumakla da meşgul olmayacak. 20 sene, 25 sene, o doktorası, masterası bitiriyor, pili de bitiyor. Ondan sonra hep kalıbın onların kitaplarını okumuş. Onların kitaplarına bakmış. Onların sözlerini dinlemiş. Felsefe. Ahmaklık diyor Efendimiz felsefe. Ekserisi ahmaklıktır.
Çünkü kirli kafalardan çıkan sözler onlar. Adam ne diyor felsefe? Bir kardeşimiz anlattı. Hocam diyor ben lisede felsefe dersi vardı. Felsefede diyor hep gavurların felsefi görüşleri var orada. Allah'a kitabı inkar eden ateistlerin görüşleri var orada. Onların görüşlerini çocuklara okutuyorlar, ezberletiyorlar. Bir tanesini söyleyeyim hocam diyor. Onların meşhur felsefecilerinden birisi. Meşhur felsefecilerinden birisi. Diyor ki ölümden endişelenmeye ve korkmaya gerek yok diyor. Ne yapmak istiyorsan yap diyor. Hayatı bir defa geliyorsun. Hayatın tadını çıkar. Sen diyor hayattayken ölüm senden uzak. Öldükten sonra ölüm senden geçmiş. Niye ölümden korkuyorsun diyor. Ölüm seni engellemesin. Ölüm haram pususunu hızını kesmesin demek istiyor. Daldır, yaşa hayatını. Peki senin Allah'ın yok mu kitabı? Onun yok, onun yok. Var ama kabul etmiyor. Bu çocuğa bunu sen niye ezberletiyorsun? Bak kalıbın, senin kalıbın onların kitaplarının karşısında ve sözlerinin karşısında olursa bu kalıbına yazık olur senin. Sonra bu kalıp cehennemlik olur. Yanar yanar, kül olur tekrar yanar, deriler değişir. Ondan sonra hiç çıkmamak var Allah muhafaza. Ya Rabbi cümlemizi muhafaza eyle. Peki bunun müjdesi mükafatı ne? Kalıbımızı Resulullah'ın kalıbı şerifine, bedeni şerifine benzettiğimiz zaman bunun mükafatı ne? Bunu Efendi Hazretlerimiz anlatıyor. Bir hac veya umre ziyaretlerinde diyor. Bir hac veya umre ziyaretinde Resulullah Efendimiz bak cennet bahçesi olan Ravza-i Mudahharasındayım diyor. Bakın birisi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öbürü Efendi Hazretlerimiz Kuddüs-ü Sırruhu. Ve bunu başka birisi değil. Bizzat Efendi Hazretlerimiz Sultan Selim kürsüsünden anlatmış. Sohbetlerde size yerini gösterebilirim. Sohbetlerde de yeri var. Efendi Hazretlerimiz sohbetlerinde. Resulullah Efendimiz Pak Cennet Bahçesi Ravza-i Mudahharasındayım. O anda diyor bana bir geçkinlik geldi. Kime geçkinlik gelmiş söyleyin. Efendi Hazretlerimize. Bizzat Resulullah buyurdu. Bizzat Resulullah buyurdu. Bu zamanda her kim erkeklerden sarık sakal cübbe şalvarını muhafaza ederse, kadınlar da çarşafını muhafaza ederse, ahirette benim sahabem ile beraber haşr olacak. Ne büyük müjde ya. Ya bunu duyduktan sonra daha insan tereddüt eder mi? Ondan bundan utanır sıkılır mı? Ya biz Allah'tan utanalım. Allah'tan unut, başka kimseden utanmayalım. Ancak Allah'tan unutalım. Kimseden korkmayalım. Ancak Allah'tan korkalım. Çünkü o bizim Rabbimiz. Biz yoktan var edendir. Biz yoktuk, o bizi var etti ya. Anne babamız sebeptir. Daha onlara teşekkür ederiz ama bizi yaratan Allah'tır. Yoktan var eden Allah'tır. O ne isterse o olacak. Hem de bizim kârımıza. Hepsinde bunların 100 şehit sevabı var. Biliyor musunuz? Hepsinde 100 şehit. Sarığında 100 şehit sevabı var. Sakalında 100 şehit sevabı var. Cübbe şalvarında 100 şehit sevabı var. Hele o kadınların çarşafı var ya. O zaman da bir kadına sen ya milyar versen çarşaf giyemez. Ama o çarşafı giydikten sonra milyar versen çarşafı çıkarmaz. Geçen sohbete gidecekler. Bizim evin önüne geldim. Baktım 7-8 tane çarşaflı bacımız. Ula bir de ufak bir kız. 7-8 yaşlarında. O da çarşaf giymiş. Ya bak bir de kapatmış yüzünü böyle. Bir kapatmış. Şaşırdım ya. Geldi yanıma. Kızım dedi ne güzel olmuş sen böyle. 7-8 yaşında. Çarşaf giymiş. Ondan sonra annesi demiş hocam illa diyor ki ben de çarşaf giyeceğim. Annesi diyor yani o kız annesine diyormuş. İlla ben de çarşaf giyeceğim. Çarşaf giyeceğim. Giymiş 7-8 yaşında. Ama bir de heybetli duruyor. Tabii. Yani o çarşafı giymiş öyle. Allah ona heybet veriyor. Heybet. Sarık, sakal, cübbe, şalvarda Allah'ın heybeti tecelli eder. Çarşafta da öyle. Onları da bozmamak lazım. Şimdi kimisi yüzünü açıyor. Öyle çarşaf giydikten sonra yüz açılmaz. Öyle bir şey çıktı şimdi bir de. Onları da söylemek lazım, ikaz etmek lazım. Kafirler kafir oldukları halde birbirlerini tutarlar. Müslümanlar Müslüman oldukları halde birbirlerini tutmasalar olur mu? İslam kardeşliği olmayınca İslamiyet zayıflar. Ubeyd-i İsmet Efendi Baba Kuddüs'ü Sultan Mecid'e dua ediyor. Bu padişah da İstanbul'da yatıyor. Bütün Osmanlı padişahları İslam'ın onlara verdiği heybetiyle bütün kafirleri korkudan titretiyorlardı. Rum Kayseri tarafından Hazreti Ömer'e bir elçi gönderildi. Elçi Medine-i Münevvere'ye geldi. O zamana kadar hiç gelmemişti. Bindiği atın eğri altından idi. Böyle deptebeli bir yürüyüşle Medine-i Münevvere'ye girdi ve devlet reisiniz nerede diye sordu. Padişahların sarayı gibi bir saray arıyordu. Bindi ne karşısına çıktı. Beni takip et seni padişahımıza götüreyim dedi ve hurma ağacının altında yatan Hazreti Ömer'in yanına getirdi. İşte saray orası. Hurma ağacının altı. Orada istirahat ediyor Hazreti Ömer. Saray yok. Elçi Hazreti Ömer'i gördüğünde titremeye başladı. Ve kendi kendine ben nereye elçi olarak gönderildiysem padişah gibi azamet sahibi oluyordum. Bu şahıs uykuda ben ondan korkuyorum dedi. İşte maneviyat bambaşka bir şeydir.
Maneviyat bambaşka bir şeydir. Onun karşısında durulamaz. Hazreti Ömer uyandı ve ona İslam'ı tebliğ etti. Sonunda elçi Müslüman oldu. O büyüklerin hayatı da rahmet, vefatı da rahmet. Nasıl? Hazreti Ömer onun vefat etti, kabre konuldu. Herkese geldiği gibi mükennekir melekler ona da geldi. Ve herkesi sordukları gibi ona da sordular. Men Rabbükü, Rabbin kim? Hazreti Ömer Radullah dedi ki siz nereden geliyorsunuz? Meleklere diyor. Siz nereden geliyorsunuz dedi. Dediler şu kadar mesafeden geliyoruz. Ya o kadar mesafeden geldiniz Allah'ınızı unutmadınız da ben 1,5 metre aşağı inmekle mi unutacağım dedi. Tamam ya Ömer dediler biz biliyorduk zaten sana sorgu sual yok biz gidiyoruz. Yok bırakmam dedi. Çünkü çok korkunç bir surette gelmişler. Yani yüzleri simsiyah, gözleri gök mavisi, dehşet verici bir manzara. Yani korkutucu bir surette gelmişler. Ne bu haliniz dedi ya. Siz dedi herkese böyle mi geliyorsunuz? Müslümanlara bundan sonra iyi geleceğinize, güzel surette geleceğinize söz verin. Sizi bırakacağım yoksa dedi kıyamet kopuncaya kadar benimle beraber duracaksınız burada. Salmam sizi dedi. Söz aldı onlardan. Müslümanlara iyi surette geleceklerine dair o zaman saldı. Yoksa bırakmıyordu onları. Bak Hazreti Ömer Adıvan'ın yani vefatı da bizim için rahmet olmuş oldu. Ve inşallah Münker Nekir meleklerini Rabbim güzel surette görmeyi nasip eylesin. Bizim ismimiz şeriatçı olduğu gibi kendimiz de tam şeriatçı olsaydık iş tamam idi. Ama tam değiliz. Allahu Teala tam etsin. Amin. Zira Mevla Teala şeriatı tam manasıyla yaşayan kimsenin arkasındadır. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifi bu manaya işaret eder. An Cabir radıyallahu anh, Uditu khamsen. Bana 5 şey verildi. Ve lem yu'dahunna ahadun kavli. Benden önce kimseye bu 5 şeyi verilmemiştir. Bana 5 şey verildi buyurdu Resulullah Efendimiz. Benden önce kimseye verilmemiştir. Nusırtu bir ruhu mesirate şehrin. Bir aylık mesafeden korkuyla yardım olundum. Yani Peygamber Efendimizin ismini duydukları zaman bir aylık mesafeden de olsa kafirler kalbine korku düşerdi. Ve cu'leti liyel ardu mesciden ve dahuran. Yeryüzü benim için mescit ve temizlik vasıtası kılındı. Fe eyyüma racülün min ümmeti yedreketu salatu fel yusalli. Sizden her kime namaz yetişirse nerede olursa olsun orada namazını kılabilir. Mesela tarlada namazını kılabilirsin, evde namazını kılabilirsin. Ama şu var, cemaate gitmek namazı 27 derece katlar, farz diyenler var, vacip diyenler var. Onun için tek kılmak sünnete muhaliftir. Namaz olur mu? Olur. Ama cemaatle kıldığın zaman sünneti de yerine getirmiş olursun ve fazla olan sevabı da almış olursun. Yeryüzünün temizlik vasıtası olması su bulunmadığı zaman teyemmüm yapılmasıyladır. Uhillet liyel ganaimu ve lem tahille li ahadin kabli. Ganimetler bana helal kılındı. Benden önce kimseye ganimetler helal kılınmamıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce ki ümmetler, peygamberler savaş yaptıkları zaman, galibiyet elde ettikleri zaman alınan mallar ganimet malı bir yere yığılır, gökten ateş iner, yakardı onu. Eğer ganimet malı çalınmışsa çalınan iade edilmeden gökten ateş inmezdi. Çalınan iade edilir, ondan sonra gökten ateş iner ve yakardı. Ama Resulullah'ımız öyle değil. Ganimet malları helal kılındı Peygamberimiz ve onun ümmeti için. Udîtü şefaati. Ahirette Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme makam-ı mahmud şefaat makamı verilecek. Ya Rabbi cümlemize nasip eyle. Amin. Resulullah'ın şefaatine mazhar eyle. Amin. Ve kâne'n nebiyyü yub'asü lâ kavmin hâseten. Her peygamber kendi kavmine gönderilmiştir. Ve bu istülen nâse âmmeten ben ise bütün insanlığa gönderilmişim. Buyurdu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kıyamet kopuncaya kadar şeriatı da bakidir. Şimdi ayetlerimize geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine kezzebu bi ayatina ve stekberu anha. İnnellezine muhakkak kimseler ki kezzebu bi ayatina bizim ayetlerimizi yalanladılar. Ve stekberu anha ayetlerden kibrettiler. Yani amel etmekten kibrettiler. Amel etmediler yani. Ayetlerimizde amel etmediler. La tufettahu lehum ebvabu semai. Sema kapıları onlara açılmayacak. Yani dualarının, ibadetlerinin, ruhlarının yükselmesi için onlara gök kapıları açılmayacak. Ne büyük bela kendi başlarına çekiyorlar. Ve la yedhulunel cennete. Onlar cennete giremeyecekler. Hatta yelizel cemelü deve girinceye kadar fi semmil hıyat iğne deliğinde. Ve kederke nezili mücrimin. İşte mücrimleri böyle cezalandırırız. Ayetlerimizde amel etmekten kibredenler.
Ayetlerimizi yalanlayanlar, gök kapıları onlara açılmayacak ve deve iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete giremeyecekler. Tabii kafir oldukları için bu böyledir. Allah-u Teala onların cennete girmesini muhal olan bir şeye bağladı. Devenin iğne deliğinden geçmesi muhaldir. Öyleyse onların cennete girmesi de muhaldir ve imkansızdır. Bir ilahiyat profesörü bu ayet-i kerimeyi okuyor. Diyor ki Allah-u Teala Hazretleri diyor deveyi iğne deliğinden geçirmeye kadir midir? Cemaat de diyor ki kadirdir. Öyleyse Allah-u Teala Hazretleri Yahudi ve Hristiyanları da cennete girdirmeye kadirdir diyor. Cennete girdirir diyor yani. Onlara yaranmak için böyle konuşuyor. Hem kendisi imandan oluyor hem de milleti imandan ediyor. Allah'ım böylelerin şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin. Var böyle bozuk ilahiyat profesörleri. Böyle bozuk ilahiyat profesörleri için Ahmet Hocam diyordu ki bunlar var ya bunlar teröristlerden daha tehlikeli. Niye teröristlerden daha tehlikeli böyleleri? Terörist ne yapıyor? Canlı bomba. Üzerine bombaları dolduruyor. Merkezi bir yere gidiyor. Herkesin içerisinde pimi çekiyor. Kim ona yakınsa ölüyor. Uzak olan da yaralanıyor. Peki bunlar bu teröristlerden niye daha tehlikeli? Bir misal vereyim size. Bizim Bursa'da Mevlunos Kültür Merkezi var. Bursa'nın merkezinde. 5.000 kişilik bir yer. Çok geniş, büyük. Eski bir fabrikaydı orası. Mevlunos fabrikasıydı. Çok geniş bir alanı vardı. Fabrika yıkıldı. İşte park, bahçe falan derken bir de kültür merkezi yapıldı oraya. Oraya böyle profesörleri getiriyorlar, konuşturuyorlar. Bir ilahiyat profesörü gelmiş. Orası tıklım tıklım dolu. Çok da kibar konuşuyor. Kibar eşkıya. Diyor ki şimdi cemaati Müslümin diyor. Bu Yahudi ve Hristiyanlar diyor. Bizim diyor insanlık namı olan kardeşlerimiz. Bir kere bu yalan. Neden yalan? Çünkü Yahudiler Üzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğlu, melekler Allah'ın kızı diyor. Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu diyor. İsa Allah'tır diyenler de var. Lekad kefere lezine kavlu innallahu vel mesihun Meryem. Meryem oğlu İsa Allah'tır diyenler kafir oldu. Ki bunlar Hristiyanlardır. Peki Allahu Teala Hazretleri oğlu var, kızı var diyenler için ne diyor? Allah'ın oğlu var, kızı var diyenler için Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Hadis-i şerifte, hadisi kutsidir bu. Adem oğlu bana sövdü, sövmesi doğru değil. Yalanladı, yalanlaması doğru değil. Sövmesi oğlu var, kızı var demesidir. Yalanlaması öldükten sonra diriltemez demesidir. Demek ki Allah'ın oğlu var, kızı var demek neymiş? Cemaatimizi söyleyin. Allah'a sövmekmiş. Peki Allah'a söven, ya Allah'a söven nasıl benim insanlık kardeşim olur? Bir kere bu yalan. Ha Müslümanlar da diyor bizim din kardeşimizdir. Sonradan şunu söylüyor şimdi. Bak bu adam canlı bomba ha. 5.000 kişinin içindeki canlı bomba bu adam. Sonra şunu diyor. Yahu diyor bunların diyor bir dini var. Yahudilik ve Hristiyanlık. Sonra bunların peygamberleri de var. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam. Bunların kitapları da var. Tahrif olduğunu söylemiyor tabii. Nedense söylemiyor işte. Methedecek ki onları. Tevrat ve İncil. Bunların kitapları da var. Bunlar Allah'a inanıyorlar. İnkar da etmiyorlar. Ahiret gününe de inanıyorlar. Ya Allah'ın işine karışılır mı? Allah onları da koru cennete, bizi de koru cennete. Diyor pimi çekti. Pimi çekti. Buna itikat bakımından yakın olanın imanı gitti. İmanı gitti. İtikat bakımından tam buna yakın değil ama şüphe içerisinde bu da yaralandı. İmanı yaralandı. O mecliste hiç bulunmayan, çok uzak olan kurtuldu. Kurtuldu. Nasıl ki o terörist pimi çekiyor, o orada bulunmuyorsa, İstanbul'un başka uzak bir yerinde diyelim, nasıl ki o kurtuldu ama yakın olan ona öldü, öldü ama bedeni öldü, imanı ölmedi. Onunla beraber o pimpi çektiği bombayla beraber ölen bedeni öldü. Ruhu diri. Belki şehit oldu. İmanı varsa şehit oldu. Cennete gidecek. Ama ilahiyat profesörünün o sapık sözlerine aldanan kimsenin imanı gitti. Bedeni belki yerinde ama imanı gitti. Beden zaten bir gün gidecek, toprak olacak. Önemli olan imandı, iman. Ya onun için cemaat için itikat çok mühimdir. Çok mühim. İmam Rabbani Hazretleri buyurur. Lev ulume huruc şahsin min itikadi haulâ lekâbir. Bir kimsenin diyor ehli sünnet vel cemaat itikadından çıktığı bilindiği zaman velev miskale kardaletin kardal miktarı kadar yembede eyyüleme şunu itikat etmek lazımdır ki enne sohbetu semmun katilu ve enne mecalisetu kemecalisil ef'a.
Onunla oturmak diyor kobra yılanına oturmak gibidir. Engerek yılanıyla oturmak gibidir. Onun sohbeti de diyor öldürücü zehirdir. Hardal miktarı kadar ehl-i sünnet vel cemaat itikadından çıkan bir kimsenin sohbeti öldürücü zehirdir. Onunla oturmak engerek yılanıyla oturmak gibidir. Engerek yılanına oturursan seni sokar. Onun sohbeti seni zehirler. Ama bu zehirlemek bedene değil imana dokunur. Ahirette de o kimse kendini cehennemde bulur. Ya Rabbi cümlemizi muhafaza eyle. Böyle kimseler cennete giremeyecek, cemalullahı göremeyecek, bilakis cehenneme girecek. Lehum min cehennem mihadun. Böyle kimseler için cehennemde ateşten yataklar var. Ve min fevkihim gavaş. Üzerlerinde de ateşten yorganlar var. Allahu Teala Hazretleri bunları cennetine almayacak. Bilakis cehennemine sokacak. Cehennemde öyle yataklara yatıracak ki o yatak ateşten, üzerine de ateşten yorgan. Ya o ateşten yatakta yatılır mı? Ateşten yorgan üstüne atılır mı? Onun arasında kalmış bir insan. Onun hali ne olacak? Bakın cemaat-i Müslümin, nefis bazen buraya gelmekten ağırlanır. Ya bir pazarın var işte biraz istirahat edeyim falan dersin ama yatayım dersin ama dikkat edin cehennemde ateşten yataklar var. Cehennemde ateşten yorganlar var. Oradan kendimizi ve kardeşlerimizi muhafaza etmek için hem gelelim hem buraya getirelim. He? Burada tamam yattığın kuştuğu yastıklar, güzel yataklar. Kalkmak istemezsin bir pazarın var dersin ama ahirette bak ne yataklar varmış, ne yorganlar varmış. Duyalım bunu ve milletin de duymasına vesile olalım. O yatakta yatılır mı? Nasıl bir yatak? Ölmek desen ölmek yok. Hayat desen hayat yok. Hocam hayat nasıl yok? La yemutu fiha ve la yahya. Ahirette ölmek yok. Hayat denilebilecek bir hayatta yok. Yoksa o hayat mıdır ya? Altında ateşten yatak, üstünde ateşten yorgan. Hayat var tamam. Yani beden yaşıyor. Beden yaşıyor ama o hayat hayat mıdır? İşte hayat denilecek bir hayat yok demek bu. Ya Rabbi cümlemizi o yataklara yatmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Ve kederkiniz zalim. Zalim olursan yatırırım seni o yatakta diyor Allah'ımız. Ya Rabbi zulmetmekten cümlemizi muhafaza eyle. Vellezine öyle kullar ki amenu iman ettiler ve amilü salihat. Salih amel işlediler. İman edip salih amel işleyenler. La nükellifu nefsen illa vus'aha. İman edip salih amel işleyenler onlara gelince hiçbir nefse taşıyabileceğinden fazla yük yüklemeyiz. Kime ne vermişsek, ne vazife yüklemişsek kulluk vazifelerinin tamamı bir kulun kaldırabileceği kadardır. Kimseye taşıyabileceğinden fazla yük yüklemem ve vermem diyor Allah'ımız. Demek ki biraz önce bahsetmiş olduğumuz hem kalbimizle hem kalıbımızla onlardan beri olacağız dedik ya sen bunu yapabileceksin ki Allah sana bunu veriyor. Namazlar, ibadetler, zikirler, tesbihler bunlar cemaat-i Müslümin. Yani bizim yapabileceğimiz hatta Allah-u Teala Ramazan orucu diyor. Yapıyoruz. Bunun fazlasını da Resulullah Efendimiz yapmış. Pazartesi, Perşembe oruçları. Bunları da tutmamız lazım. Beş vakit namaz. Farzlarının üzerine Resulullah Efendimiz sünnetleri de eklemiş. Arada işrak da var, kuşluk da var. Demek bir insan yapabiliyor bunu. Ki kılanlar var. Biz de kılalım cemaat-i Müslümin. Ahirette o ki iki rekat namaz yok. Bu dünyada bir rekat nasıl daha fazla kılabilirim? Bunu düşünmesi lazım. Abdest aldın baktın kerahat vakti değil. Abdest şükür kul. Namaza geldin baktın vakit var kerahat vakti değil. Hemen tahiyyütül mescid namazı kılalım. Akşamla yatsı arası akşam namazını kıldık. Evvabin namazını da kılalım. Evvabin namazı kılana 12 sene nafile ibadet sevabı vardır. Bu büyük müjdeler kaçırılır mı? Cemaatimiz. Ahirette bu ibadetler yok. Bu tesbihler yok. Bu namazlar yok. Oku bir dünyada can bedendeyken fırsat elden çıkmamışken bu fırsatı iyi değerlendirelim. Yapacağımızı yapalım, kazanalım inşallah. Eli boş gitmeyelim ahirete. İnnel cennete kıyanun. Efendi Hazretimiz şu hadis-i şerif okurlardı. Cennet kıyan. Yani başını çıkaran bir ot yok cennette. İnne gırâse cennetin ağaçları. Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bu tesbihatı söylediğin zaman cennetini bir ağaç dikiliyor. Bir daha söylesen bir daha dikiliyor. Bir daha söylesen bir daha dikiliyor. Efendi Hazretimiz buyurmuşlardı bir keresinde. Uykun gelmedi eline tesbih aldın. Sabaha kadar bunu söyledin. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Melekler de üşenmezler.
Sabaha kadar cennetine senin ağaç dikenler. Her söyledikçe cennetin ağaç dikenler. Bak cennet kupkuru bir arazidir ama ağaçlarını bu dünyadan gönderiyorsun. Nasıl bu tespitleri söylemekle beraber. Sonra namaza gidiyorsun geliyorsun. Men gada ile mescidi ve raha. Kim mescide gitti geldi. Eaddallahu lehu nüzulehu minel cenneti küllemâ gada ve raha. Her mescide gidiş gelişinde bir ziyafet konağı, köşk. Hem de dünyanın köşkü değil ha, ahiretin köşklerinden bir köşk. Yani ahiretin köşkü nasıldır acaba? Ya Rabbi içine girmeyi nasip eyle. Amin. Buradan oraya göndermeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hocam ben görmüyorum. Ya görse herkes yapar. Mesele görmeden yapmak. O ki Resulullah'ımız haber verdi, görmüş gibi bildik elhamdülillah. Peygamberimizin haberinden daha sadık bir haber var mıdır? O haber verdiyse tamam. Sen yap, ahirete gidince göreceksin inşallah. Yani bu söylediklerimiz, bunlar, bu ayetler, hadisler ahiret aynen karşımıza çıkacak. Dünyada duyduyduk. Ha duydun, kenara koydun, çok pişman olacaksın. Duydun, yaptın. O zaman elhamdülillah diyeceğiz. İyi ki yapmışız. İyi ki dinledik, tatbik etmişiz diyeceğiz. Dinledikten sonra iş tatbik etmektir. Hem de ihlaslı olmaktır. Bak namaza gidip gelmekle beraber köşkler, gece ibadetleri, huriler olmuş oluyor. Velhasıl cennet bu dünyadan donatılıyor cemaat için. Namaza gidiyorsun geliyorsun. Yani cemaate de gidelim. Bir de namazlarımızı sarıkla kıldığımız zaman ne olur? 70'e katlar o namaz. Reketani bi imametin hayrun min seb'ini raketen bila imam. Sarıkla kılınan iki reket namaz, sarıksız kılınan iki reket namazdan 70 kat faziletlidir. Ahmet hocam birisine dedi ki sarık sar. Hocam dedi ya sen sar diyorsun ama ben utanıyorum dedi. Sarık sarsam sanki bütün cemaat, cami cemaati bana bakacak gibi geliyor bana dedi. Baksın ne olur ya. Allah aşkına sana bakacaklar diye sen sarık sarmayacaksın. Olur mu ya? Efendi Hazretleri diyor, yiğitler geçsin öne. Yiğitler geçsin öne. Bana bak dedi, sana bir şey diyeceğim. Sen diyorsun ya şimdi, yani sarık sardığım zaman ben utanıyorum, cemaat sanki bütün cami cemaati bana bakıyor. Bir zengin birisi dese ki sana, sen sarık sar, her sana gülen adam başına var ya sana 10 bin lira para vereceğim. Bir kişi gülerse 10 bin lira. 100 kişi, 10 kişi gülerse 100 bin lira. 100 kişi gülerse 1 milyon. Zengin adam vereceğim diyor. Kaç kişi gülerse adam başına 10 bin lira para. Ne yaparsın demiş. Bir durmuş şimdi böyle gülmüş sonra. Demiş hocam en kalabalık camiye gidelim. Bir de elimi açarım derim. Hepsini güldür bana ya Rabbi. Niye? Adam başına... Peki ya şimdi birisi sana para verecek diye milletin gülmesini aldırmıyorsun. Hatta gülsünler bana diyorsun. Peki Allah-u Teala Hazretleri 100 şehit sevabı sana vaat etmiş. Resulümüz hadis-i şeriflerinde vaat etmiş bunu. Ve Efendi Hazretlerimizin müjdesi nedir o? Kim cübbe şal varsa onu muhafaza edersin sahabemle beraber. Bu müjdeler, bu müjdeleri duymuyor, para için yapıyor bu müjde. O para nedir onun yanında ya? Şimdiden sonra inşallah sarığımızı saracağız. Ondan sonra kimsenin gülmesine, kınamasına aldırmayacağız. Kulluk budur cemaatimiz için. Yoksa ahiret çok zor, çok çetin. Ahiretin işleri çok çetin. Ruh bedenden çıktı daha hiçbirisini yapamaz. Kabre konuldun daha hiçbirisini yapamaz. Yapmak istesen de yapamazsın. Allah dostlarından birisi, kardeşi vefat etti onu. Bir zaman sonra rüyasında gördü. Kardeşim halin durumun nasıl? Dedi ki, biz dedi işi anladık ama yapmak elimizden gelmiyor. Sizin yapmak elinizden geliyor ama siz işi anlamadınız dedi. Yani dünyadakileri kastediyor. Biz şimdi öldük, ahirete geldik. İşi anladık ama yapmak elimizden gelmiyor. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, tesbih çekmek. Ondan sonra hiçbirisi elimizden gelmiyor. Sizin elinizden geliyor. Yani dünyadakilerin. Ama siz işi anlamadınız dedi. İşte bu sohbetler niçin? Cemaat-i Müslüm'ün işi anlamak için. Anlayanları dinliyoruz. Elhamdülillah. Anlayanları dinliyoruz. Efendi Hazretlerimiz bu fakir ne buyuruyorsa yerinden buyuruyor, derinden buyuruyor. Bu fakir ne buyuruyorsa yerinden buyuruyor, derinden buyuruyor. Yerinden ve derinden buyuran zat, elhamdülillah onun sohbetini okuyoruz. Ya Rabbi tatbike muvaffak eyle. Ulaike ashabul cenneh. İşte bunlar cennet ashabıdır. Hüm fiha halidun. Hiç çıkmayacaklar cennetten. Ebedi olarak cennette kalacaklar. Ve neza'na ma fi suduri min gillin. Kalplerinde buz, adavet, haset, kin, kıskançlık hiçbir şey kalmamış. Öyle tertemiz bir şekilde, tertemiz bir kalple cennete girecekler. Ya Rabbi kalplerimizi şimdiden öyle eyle ya Rabbi. Amin.
Tedri min tahtimul enhar. Öyle cennetler ki altlarından nehirler akıyor. Altlarından nehirler akan cennetlere girdirilecekler. Allah-u Teala Hazretleri cenneti zikrettiği yerde nehri de zikretmiş. Suyu da zikretmiş. Su insanın hoşuna gider ya. Öyle nehirler ki içinde yengeç, kurbağa öyle bir şey yok. Solucanlar öyle şeyler yok. Cennet nehirleri nasıl olur? Düşünün artık. Ve kalu diyecekler ki Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. Lekad ecaet rusulü rabbina bil hak. Cennete girince böyle diyeceklermiş. Bak sohbetlerin başında bu ayet okunuyor. Elhamdü ve kalu cennete girenler ne diyecekler? Elhamdü. Bütün hamdler lillahi Mevla'ya mahsustur. Ellezî öyle Allah ki hedâna lihâzâ. Bizi bu cennete hidayet etti. Bizi bu cennete ulaştırdı. Bütün hamdler bizi bu cennete ulaştıran Allah'adır. Cennete girdikten sonra bunu söylüyorlar. Ya Rabbi orada bu ayeti, orada dünyada hep bir ayeti bize okuttun. Bu kardeşlerimizi dinlettin. Cennete girdiğimiz zaman bu ayeti kerimeyi orada okumayı nasip eyle ya Rabbi. Ve mâ künnâ li nehtediye levlâ en hedânallah. Ya Rabbi sen bize hidayet etmeseydin biz bu cennete gelemezdik. Biz bu cennete giremezdik. Kendi amelimizde değil ya Rabbi. Kendi gayretimizde değil. Senin muvaffak kılmanladır. Allah muvaffak kıldı. Diyorlar biz de bu cennete girdik. Nice giremeyenler olacak. Ara bizi girenlerden eyle. Lekad ceat rusul rabbina bil hak. Muhakkak ki Rabbimizin elçileri hak ile geldi. Ve nudu şöyle nida olunacaklar. Entilküm şu var ya şu el cenneti cennet uristumuha. Siz o cennete varis kılındınız. Siz o cennete varis kılındınız. Yani siz o cenneti kendi amelinizle kazanmadınız. Ben sizi amel etmenizden sebep oraya varis kıldım. Yani babası ölüyor, çocuğu babasının malına varis oluyor. Miras olarak kalıyor ona, miras. Size o cennet miras olarak kaldı. Yoksa o çocuk babasıyla çalışılmamalı kazanmış değil. Peki o mal niye verildi ona? İşte babasının oğlu olduğu için verildi. Yoksa aslında onu hak etmiş de değil. Miras, miras budur. Miras hak edilen değildir yani. Cennet siz onu amelinizle hak etmiş değilsiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bima küntüm tamamen. Yapmış olduğunuz ameller sebebiyle miras olarak size bu cennet kaldı. Ya o amelleri yapmasaydınız ama o cennette olmayacaktı. Ama ameller cenneti kazandırmıyor. Cenneti kazanmaya yetmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifi bunu iyi anlatır. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez buyurdu. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Soruldu. Ya Resulallah sen de mi? Evet ben de buyurdu. O Allah'ın fazlıyladır. Yani cennet Allah'ın fazlıyladır. Peki niye amel ediyoruz? Allah emrettiği için. Niye iman ediyoruz? Allah emrettiği için. Allah emrettiği için iman ediyoruz, amel ediyoruz. İman ve ameli salih cennetin derecelerini kazandırıyor. Yoksa cenneti kazandırmıyor. Peygamber Efendimiz öyle buyurdular. Hiç kimse kendi ameliyle cennete gidemez. Ben de buyurdu. Sonra şöyle bir kıssa var cemaati Müslümin. Bu mühimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabe-i kiram efendilerimizin yanına geldi. Buyurdular ki biraz önce Cebrail aleyhisselam yanımdan çıktı. Ve bana şunu anlattı. Allah-u Teala Hazretlerinin denizlerinden bir adada ufak bir ada, bir abid 500 sene ibadet etti. O adanın karaya olan uzaklığı her taraftan 4000 fersah. Binlerce kilometre. Yani karaya uzaklığı her taraftan binlerce kilometre. Ufak bir adada bir abid 500 sene ibadet etti. Göz açıp kapayıncaya kadar da Mevla Teala Hazretleri isyan etmedi, günah işlemedi. 500 senelik ibadeti var. Onun içtiği su adanın içerisinde çıkan bir göze. Oradan su içiyor, abdest alıyor, ihtiyacını gideriyor. Yediği yiyecek de orada bir nar ağacı var. Her gün bir tane nar meyvesi veriyor. Sonra şöyle dua etti. Ya Rabbi benim ruhumu secdede kabzet. Senden istediğim son olarak odur dedi. Allah o duasını da kabul etti. Aldı abdestini. Durdu namazına. Secdeye gitti. Ve secde Allah-u Teala Hazretleri onun ruhunu kabzetti. Ve şöyle demişti. Ya Rabbi toprak benim bedenimi çürütmesin. Hayvanlar da benim bedenime zarar vermesin. Allah-u Teala Hazretleri toprağa emretti. Bedenini çürütmeyeceksin. Hayvanları da emretti. Bunun bedenine zarar vermeyeceksiniz diye.
Aleyhisselam diyor ki biz Rabbimizin indi ilahiyesini çıkardık. Allah yukarıda demek değil yani. Ve inerdik. O adamı hep secdede görürdük. Yani kıyamet koptuğunda Mevla'ya secdede kavuşacak ya. Çok güzel bir dua etti. Sonra Mevla Teala'nın ilminde olay şöyle cereyan etti. Herkes ahiret oluyor, kıyamet kopuyor, mahşer kuruluyor, sırat, mizan derken herkesin sorgu suali, herkes sorgu suale çekildiği gibi bu da sorgu suale çekildi. Mevla Teala Hazretleri sordu ona, o abide, 500 sene ibadet eden abide sordu. Kulum, rahmetimle mi muamele edeyim sana, adaletimle mi? Şimdi baktı, bunun 500 sene ibadeti var, hiç günah yok. Biraz buna ucup geldi. Ucup, yani kendini beğenme hali geldi. Böyle baktı ki ya Allah'ın günahkar kulları da var şimdi. Allah'ın günahkar kulları Allah'ın rahmetine nail olsun. Evladım beni adaletiyle muamele etsin bana diye gönlünden geçti. Sonra dedi ki ya Rabbi dedi bana adaletinle muamele et dedi. Ama baltayı taşa vurdu. Adaletinle muamele et. O ne demek ya? Neyse oldu işte. Bize de demek ki kıssa olacak, ibret olacak bu. Tamam dedi kulum. Senin istediğin gibi olsun. Ey meleklerim benim ona verdiğim bütün nimetleri ve onun bana yapmış olduğu ibadeti bir karşılaştırın bakalım. Onun ibadeti benim hangi nimetimi karşılayacak? Melekler bir hesap etti ki onun 500 senelik ibadeti sadece göz nimetini şükrüne yetti. Diğer nimetler kaldı şükürsüz. Allah'ımız buyurdu ki ey kulum sen çok şükürsüz yaşamışsın. Atın bunu cehenneme dedi. Allahu Ekber. Şakası yok. Melekler aldılar götürüyorlar. Cehenneme götürüyorlar. Rahmetinle ya Rabbim, rahmetinle ya Rabbim demeye başladı şimdi bu. Kulumu çevirin. Çevirdiler. Huzuruma getirin. Getirdiler. Allah'ımız ona sordu. Ey kulum o 500 senelik ibadet, 500 senelik ibadet yapmıştın sen. O kuvveti sen ibadetinin karşılığını mı verdin ben sana yoksa rahmetimle mi verdin? 500 sene ibadet kuvveti olmasa sen ibadet edebilir miydin? O kuvveti kim verdi sana? Ben verdim. Senin ibadetinin karşılığını mı verdim yoksa rahmetimle mi oldu bu? Dedi rahmetinle ya Rabbi. Peki her tarafı tuzlu sularla çevrili olan adada o billur gibi tatlı suyu senin ibadetinin karşılığıyla mı çıkardım yoksa rahmetimle mi? Rahmetinle ya Rabbi. Nar ağacı senede bir meyve verir. Sana her gün verdiği meyve bu. Senin ibadetinin karşılığıyla mı oldu? Rahmetimle mi oldu? Rahmetinle ya Rabbi. Bir de sen dua etmiştin. Ya Rabbi benim secdede ruhumu kabzet. Duanı kabul ettim. Sonra toprak bedenimi çürütmesin dedin. Onu da kabul ettim. Sonra hayvanlar bedenime yol bulmasın diye dua ettin. Onu da kabul ettim. Bunların hepsi senin ibadetinin karşılığıyla mı oldu? Rahmetimle mi oldu? Rahmetinle ya Rabbi, rahmetinle ya Rabbi, rahmetinle ya Rabbi. Baktı ki sıfıra indi artık. Kalmadı bir şey. Allah'ın rahmetinden başka bir şey kurtaramayacak onu. Rahmetinle ya Rabbi demeye başladı. Ha, madem ki hepsi benim rahmetimle, öyleyse rahmetimle gir cennetine. Dedi, kurtardı yoksa gidiyordu ha. Peygamber Efendimizin bir duası var. Çok mühim. Ya Rabbi senin rahmetin benim yanımda, benim amelimden daha ümit vericidir. Çünkü burası çok mühim. Bunu Peygamberimiz buyurmuş ya. Ya Rabbi senin rahmetin benim yanımda amelimden daha ümit vericidir. Yani Peygamber diyor ki ya Rabbi ben asla amelime güvenmiyorum ki onun ameli nasıldır. Senin rahmetine güveniyorum. O zaman kimse ameline güvenmesin. Ben amel ediyorum şöyle böyle abidim falan demesin. Allah muhafaza ya Rabbi rahmetine muhtacız nasip eyle ya Rabbi. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Hep o Allah'ın rahmetinden istemek lazım. Allah'ın rahmetinden istemek lazım. Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. İnne rahmetallahi karibun minel muhsinin. Ayet-i kerimesi var. Muhsinlere yakındır. Muhsin neyle olur? Yani Mevla görür gibi bir hal kazanmak o tarikat da olur. Tarikat derslerine çalışmak da olur. Elhamdülillah Allah'ım o yolu da buldurdu. Dostunu da buldurdu. Kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Amin. Ahmet Hocam geçen sohbette şunu söyledi. Cemaat-i Müslümin. Resulullah Efendimiz hayatta, Efendi Hazretlerimiz hayatta buyurdu. Muhammed Yelkenci Hocamız pazar günleri bu saatte Hayder'de erkeklere sohbet ediyor. Pazartesi günü de kadınlara sohbet ediyor. Geçen kadınlar sohbetinde yazmışlar Muhammed Yelkenci Hocamızdan.
Muhammed Erkenci hocamızın talebesi Zuhrat'ta görmüş. Bu hafta anlattı. Yani geçen pazartesi anlattı. Tarikat dersi yaparken talebelerinden birisi Zuhrat görmüş. Bunun aynısını Mustafa Bilici hocamız da söylemişti. Mustafa Bilici kaç sene önce, bundan 10 sene önce Mustafa Bilici hocamız da söylemişti. Efendi Hazretlerimiz zuhur etmiş buyurmuşlar ki, nasıl ki Resulullah'ımız Hatimül Enbiya'dır, peygamberlerin sonuncusudur, ben de Hatimül Evliya, Silsile-i Aliye'nin son halkasıyım buyurmuş. Efendi Hazretlerimiz Kuddüs'ü son şeyhi. Hayatta geçen Cuma günü Gazi Osman Paşa'da sohbet yapıldı orada camide. Sohbetten sonra bacılarımıza tarikat ders değişimi oldu. Sonra çıktık biz namaz için yukarıya. Bizim hoca hanım orada. Hoca hanıma teyzelerimizden birisi şunu anlatmış. Efendi Hazretleri vefat ettikten bir müddet sonra demiş. Ben camiye gittim ders değişmek için. İsmail Ağa Camisi'ne. Sonra baktım kimisi diyor işte Efendi Hazretleri'ne yaparsın. Kimisi diyor işte Hasan Efendi'ye rabıta yaparsın falan. Ha bu da başka tarikattanmış sonradan bizim tarikata geçmiş, intisap etmiş. Bir derslerde bir ilerlemiş bayağı bir. Ondan sonra yapıyor güzel derslerini. Efendi Hazretleri vefat ettikten sonra diyor. Şimdi böyle olunca kimisi öyle diyor, kimisi böyle diyor. Kimisi Efendi Hazretleri, kimisi Hasan Efendi. O zaman Hasan Efendi hayatta. Rabıta yapabilirsin. Halbuki Hasan Efendi kaç defa soruldu bana yapmayacaksınız, Efendi Hazretleri yapacaksınız dedi. Niye değiştiler bunlar şimdi bu işi? Hasan Efendi bunu söyledi asla şey kabul etmedi bunu ya. Soruyorlar sana rabıta bunu yok diyor eliyle şey yapıyor böyle reddediyor ya. Sonra öyle deyince diyor benim kafada karıştı zaten. Ben dedim ki ben eski tarikatıma döneyim bari. Dedim diyor bu bacımız. Sonra o karışık düşüncelerle beraber diyor, aşağı indim camiye. Namaz kılarken aşikar Efendi Hazretleri önüme geldi. Bana bak kendine gel demiş. Ben hayattayım ve ihvanımın başındayım. Bizzat diyor zuhurat değil diyor bu ya. Bizzat Efendi Hazretleri önüme geldi. Dedi ki bana bak kendine gel. Ben hayattayım ve ihvanımın başındayım. Elhamdülillah. Efendi Hazretleri başımızda ya. Hikmetli sözlerde geçmiyor mu? Bırakmam sizin yakanızı Allah'ın izniyle. Kabrimde de uğraşırım sizinle. Bakın hikmetli sözler aynısı var bu. Ya büyükler büyükleri takdir etmişler, kıymet bilmişler. Bakın, geçen burada Efendi Hazretleri'nin sohbetlerinde gene geçti. Efendi Hazretleri'nin sohbetlerinde geçti. 1992 sohbetinde. Zuhrat anlatılmıştı burada. 7 tane meşayihimiz Zuhrat'ta görülmüştü. Hatırladınız mı onu? O Zuhrat'larda ne geçmişti? Nakşibendi Hazretleri buyurdular ki, Zuhrat'ta, 1992 senesinin Zuhrat'ı. Nakşibendi Hazretleri buyurdular ki, nasıl ki ben müritlerimi cennete yerleştirmeden kabirde hurilerle meşgul olmayacağım, siz de rabıta yaparken Mahmud'umuzdan başkasıyla meşgul olmayın. Şu an Nakşibendi Hazretleri bu zuhuratta görüldü. Halid-i Bağdadi Hazretleri ne buyurdu? Nakşi kollarından Halid'i kolunun en iyi kol olduğunu bilsinler. Elhamdülillah en iyi koldayız ve yoldayız. Allah'ım bu en iyi koldan ve yoldan bizi ayırmasın. Amin. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurmuşlardı. Mektubatı ezber gibi yapın. Arapça bilenleriniz mektubatı çok müzakere yapsınlar. Sonra işte Risale-i Kutsiye biraz önce anlatıldı. İsmet Efendi babamızın hayatı kısaca anlatıldı sohbetin başında. O Risale-i Kutsiye sahibi İsmet Efendi babamız aynı zuhuratta görüldü. Buyurdu ki Risale-i Kutsiye anlamanız için mektubatı iyi bilmeniz lazım. Silsilemiz içinde Mahmud'umu çok seviyorum. Onun zamanında olsaydım şeyh değil onun müridi olurdu. Bunu İsmet Efendi babamız diyor. Kuddüs-sür ruhu. Efendi Hazretimiz istihareciyi, o zamanki istihareciyi Ebu'l Vefa Hazretleri'nin kabrine gönderiyor. Ebu'l Vefa Hazretleri'nin kabrinde ziyaret ediyor. Ebu'l Vefa Hazretleri zuhur etti buyurdular ki bu Efendi Hazretleri'nin hatıralarında var. Bakabilirsiniz. İki ciltlik hatıraların ikinci cildinde bulursunuz bunu. Bu kıssa orada anlatılıyor. Ebu'l Vefa Hazretleri buyurdular ki o istihareciye onun Efendi Hazretleri'nin zuhurunda istihareleri sahihti. Görmüş olduğu zuhuratların hepsi sahihti. İstihare için buyurmuşlardı. Ebu'l Vefa Hazretleri buyurdular ki orada nasıl ki İsa Aleyhisselam bir şeyh olduğu halde ahir zaman nebisi Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ümmet olmak için dua etti Allah duasını kabul etti. Ben de ahir zaman evliyası Mahmud Efendi Hazretleri mürit olmak istiyorum. Söyleyin ona diyor beni müritliğe kabul etsin. Ebu Lufa Hazretleri kim? Fatih Sultan Muhammed Han zamanında yaşamış evliyanın en büyüklerinden bir zat. Fatih Sultan Muhammed Hazretleri evine gidiyor ziyaret etmek için. Fatih evine kabul etmemiş.
Almamış evini. Niye almamış bilmiyorum. Onun hikmeti vardır. Onu biz bilemeyiz. Evini almamış. Fatih Sultan Mehmet ağlaya ağlaya Ebu Fazıl'ın evinden geriye dönmüş. İstanbul'a girdik, mübareğin evine giremedik demiş. Allah'a İstanbul'a girdik aldık ama mübareğin evine giremedik demiş. Bu zat efendiden mürid olmak istiyor. Arif'in kadrini yine ol arif olanlar bilir. Ehli ilmin rütbesini bilmez ehli inhidat. Allah dostlarının kıymetini gene Allah dostları bilir. Allah dostlarının kıymetini alçak insanlar bilmez. Allah'ım cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh görüldü zuhuratta. Biz nasıl ki Resulullah'a aşık olmuşsak siz de Mahmud'a öyle aşık olun. Resulullah'ın bize övdüğü kimseler sizsiniz buyurdu. Sonra Efendi babamız aynı zuhuratta görülmüş buyurmuşlar ki bana Efendi baba diyorsunuz. Halbuki Mahmud'um Efendi baba denilmeye daha layıktır. Efendi Hazretlerimiz de zuhuratta görülüyor aynı zuhuratta. Ben size sohbetlerinde en önemli şeyleri söylüyorum. İyi dinleyin ve tatbik edin. Bir keresinde Hızır Hocam kürsüde Efendi Hazretlerimizin damadı. Hızır hocamızdan da bir nakil yapmış olalım. Hızır hocamızın sohbeti var Cami-i Şerif'te. Hocalarımızdan birisi de diyor ki bugün de Hızır hocamın sohbetini dinleyeyim diyor. Camiye geliyor böyle. Gelirken de gönlünden şöyle bir şey geçmiş. Allah geçirmiş demek ki yani. Demiş ya bu zamanda demiş Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri gibi, Beyazıt-ı Bessami Hazretleri gibi, Yunus Emre gibi böyle Allah dostları var mı demiş. Birkaç tane Allah dostunun ismini saymış böyle. Onları sayarak içeriye giriyor. Hızır hocam da o esnada kürsüde sohbet ediyor. Buna doğru bakarak demiş ki, Efendi Hazretleri senin o saydıklarından da büyük Allah dostu demiş. Gönlünden böyle içeriye girerken bunu söylemiş. İspat edeyim mi demiş. Adam zaten bir afalladıydı onu duyunca. İspat edeyim mi deyince daha da afalladı. Sonra buyurmuş ki onların hepsi gülistanlıkta gül yetiştirdi. Efendi Hazretlerimiz çöplükte ve dikenlikte gül yetiştiriyor buyurmuş. Ayetlerimiz bitti. Hadis-i şerifimizi de okuyalım inşallah. Allahu Allahu Teala Hazretleri efrahu bi abdi bi tevbeti abdi. Allahu Teala Hazretleri kulunun tövbesine çok sevinir. Min raculin bu bir adam ki nezele menzilen bir yere geldi ve bihi mehletün yükü var ve mahu rahiletuhu bineği de var aleyhe daamu şerabuhu o merkebinin üzerinde yiyeceği içeceği var. Fename nevmeten uyudu. Festeykaza uyandı. Vakat zehebet rahiletuhu. Baktı ki bineğe gitmiş. Hatta iştette aleyhil harru vel adaşu. Çok hararet bastı susuzluk had safhada. Kale ercu ila mekani. Ben dedi o yattı ağacın gölgesine döneyim. Dedi feraca fename nevmeten. Sonra ağacın altına geldi tekrar uyudu. Sümme rafa ra'su fe izâ rahiletu indahu. Geldi baktı ki rahinesi yanında. Evet. Şimdi kısaca Allahu Teala Hazretleri kulunun tövbesine ne kadar sevinir onu anlatıyor. Onu bir misalle anlatıyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir günahkar kul tövbe edip Allah'ımıza döndüğü zaman Allah'ımız ne kadar seviniyor. Burayı iyi anlayalım canım. Bu hadis-i şerif çok acayip. Tövbeyi çok teşvik eden bir hadis-i şeriftir. Bunu iyi duyalım. Bu hadis-i şerifi, bu hadis-i şerifi her yerde anlatalım. Resulümüz hadis-i şerifidir bu. Yani normal bir kıssa değil. Hadis-i şerif. Bunu Efendi Hanım bakın sohbette anlatmış. Adam yiyeceğini içeceğini merkebini almış. Uzun bir yola gidiyor. Çöl gibi bir yerden geçiyor. Ondan sonra uyku bastırıyor bunu. Bir de bir ağaç buluyor. Ağacın gölgesinde uzanıyor, yatıyor. Susuz bir şekilde tabii. Sonra bir kalkıyor bakıyor ki merkep gitmiş. Merkep gidince su da gitmiş tabii. Ama öyle bir hararet bastı ki buna, öyle bir susuzluk geldi ki buna o kadar olur. Sonra bineğini arıyor, merkebini arıyor. Dört bir yana gidiyor bulamıyor. Oraya buraya koştururken daha da susuzluğu artıyor. Artık susuzluk had safhada ciğerleri susuzluktan yanıyor. O halde tekrar ağacın altına geliyor, yapacak bir şey yok, yatıyor gene. Diyor herhalde ben bu uykumdan kalkamam, ölürüm diyor. Susuzluktan ölürüm diyor. Yani o derece susuzluk var. Ondan sonra yatıyor, kalkıyor bir bakıyor ki merkebi başından aşağı dikilmiş. Gelmiş merkebi. Heyecanla hemen merkebin yularından tutuyor. Kaçar diye korkuyor çünkü. Gene kaçırırsam diyor ona bu sefer tamamen gittik diyor yani. O kadar seviniyor ki, o kadar seviniyor ki. Şiddetül ferahi, hadis-i şerifte öyle diyor.
Yani sevincin şiddetinden dolayı ağzından çıkanı kulağa duymayacak kadar şöyle dua ediyor Allah'ım sana. Ya Rabbi sen ne büyük iyilik ettin bana. Sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim diyor. Sen bana ne büyük iyilik ettin diyor. Yani adam heyecandan mahkemeye gitmiş hakimin karşısında demiş ki ben demiş hakimin masum bey demiş. Yani ben masumum hakim bey diyecek. Ben demiş hakimin masum bey demiş. Aynı onun gibi şimdi. Bu da şiddetül ferahi. Sevinci şiddetinden dolayı ne büyük iyilik ettin, sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim diyor. Peygamberimiz buyurur, bu adamın sevincini bir düşünün. Ne kadar büyük bir sevinç içerisinde, günahkar bir kul tövbe ettiği zaman Allah'ımızın sevinci bu adamın suyu bulduğu andaki sevincinden daha fazlaymış. Ne kadar seviniyor demek ki günahkar bir kul döndüğü zaman Mevla'ya. Bu adamın sevincini düşünebiliyor musunuz? Ondan daha fazla. Ya Allah Allah. Peki Allah'ımız niye seviniyor? Kendi kârına mı? Vallahi bizim kârımıza. Allah kulunu çok seviyor. Buradan bunu anlamak lazım ya. Peki ama bir de kul günah işlediği zaman ne kadar üzülüyor Allah'ımız, değil mi? He? Şimdi günahlar, ay zinalar, faizler, rüşvetler, namazsızlık, abdestsizlik, usulsüzlük, usulsüzlük almış başını gidiyor. Mevla bu kulların hali ne kadar üzülüyor ya. Döndüğü zaman da ne kadar seviniyor ya. Gelin Allah'ımızı sevindirelim. Nasıl? Tövbeyle, istiğfarla sevindirelim. Ve bu hadis-i şerifte her yerde anlatalım. İnşallah günahkar kullar çok. Biz de günahkarız zaten. Onlara da bize de kuvvet olmuş olur inşallah. Yani. Yenbagî ey yu'leme. Mektubu şeriften kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Şunun bilinmesi lazımdır ki ennel cennete ve ma vera'el cenneti. Cennet ve cennetin ötesinde olan her şey küllüha bi nisfidir hakku subhanahu ve Mevla'ya nispeten müsavidir. Cenneti yaratmakla, altını yaratmakla, taşı yaratmak arasında Mevla'nın kudretine nispeten hiçbir fark yoktur. Fe inne küllüha mahlukullahi teala. Çünkü hepsini Allah'ın yaratmış olduğudur. Ve leysi lehu subhanahu hululun ve temekkünün fi şeyin. Allahu Teala Hazretleri onları yaratmakla hiçbir şey hulul etmez. Ve hiçbir şeyde yerleşmez Allah'ımız. Velakin leysi li ba'd'il mahlukati liyakati zuhuru envaril vacibi teala bi khilaf bazı nakar. Bazı şeyler vardır ki Allah'ın nurunu aksettirir. Bazı şeyler var ki Allah'ın nurunu aksettirmez. Fe inne fi hazihi liyakatu. Çünkü onda vardır. Kema ennel mer'ete fiha liyakati zuhuru suve. Çünkü aynaya baktığımız zaman aynada sureti aksettirme kabiliyeti vardır. وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْلِيَاقَةُ فِي الْحَجَرِ وَالْمَدَرِ Ama taşta ve kiremitte sureti aksettirme kabiliyeti yoktur. Şu mahlukata baktığımız zaman, şu mahlukatta bazılarında sureti aksettirme kabiliyeti vardır aynada olduğu gibi. Bazılarında sureti aksettirme kabiliyeti yoktur taş ve kiremitte olduğu gibi. فَالتَّفَاوُتُ فِي هَذِهِ الطَّرَفِ Farklılık bu taraftadır. Ma vücudu nisbetil müsavati. Farklılık bu taraftadır. Müsavi olmakla beraber farklılık bu taraftadır. Yani her eşyada sureti aksettirme kabiliyeti vardır. Her eşya ya kendi sureti karşı tarafı akseder ama karşı tarafta o sureti aksettirecek kabiliyet yoksa onu aksettiremez. Mesela aynada vardır, taşta, kiremitte bu yoktur. Allahu Teala Hazretlerinde de aslında dünyada da görülebilir Allahu Teala Hazretleri. Mümkündür ama hiç vaki olmamıştır. Dünyada hiç görülmemiştir. Ama görülemez denmez. Görülmez. Allahu Teala Hazretleri dünyada o kabiliyeti kimseye vermedi. Yani şu gözümüz Allah'ımızın cemalinin nurunu kaldıracak kuvvette değildir. Ahirette Allahu Teala Hazretleri gözümüze kuvvet verecek ve görülecek. Dünyada görülebilir ama mümkün değildir. Ama ahirette hem görülebilir hem de mümkün olacak. La fi Hazreti Subhanahu Teala Allahu Teala Hazretlerinde değildir. Hani görülememek. Karşı tarafta görememe olduğundan dolayı Mevla görülmüyor dünyada. Ahirette gene Allahu Teala Hazretleri görülebilir. Dünyada da görülebilir, ahirette de görülebilir. Dünyada görebilecek yok. Ama ahirette de görülebilir, ahirette görebilecek var. Kim? İnşallah biz onlardan oluruz. Allah'ım nasip eylesin. Amin. Amin.
Bu broşürlerden verildi mi? Bunlardan gene inşallah çıkışta alalım cemaati Müslümin. Yani medresemizin inşaatı gidiyor. Zorlukla da beraber olsa gidiyor. Biraz zorlanıyor kardeşlerim. Yavaş yavaş ilerliyor ama borçlar çok. Yani bazı yerlerden böyle borç alarak devam ediyor. Büyük bir inşaat, 2000 metrekare bir inşaat. İnşallah. Yani ustalar orada çalışıyor. Demir hususunda, işte beton hususunda olsun. Ama bayağı şimdi maaşlar da var, giderler de var. Ekonominin durumu da malum. İnşallah böyle el atan kardeşlerimiz olursa bu işe çok makbule geçer. Hele böyle bir zamanda, ahir zamanda. Her tarafta okul, 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 üniversite, üniversite, üniversite görüyoruz. Memleketin durumu ne halde? Yani demek ki onunla olmuyor bu iş. Bak Efendi Hazretimiz bu manaları haykırmış. Her mahalleye medrese olsun, bir ucuna kız, bir ucuna erkek medresesi. Bir mahallede bir medrese olduysa manevi hükümetidir oranın. Yani mescitte olacak orada erkekler, kadınlar mescitte olacak inşallah. Yani tekrar bunu bir hatırlatmış olalım. Bu broşürlerden alırız. Bir hisse 1000, iki hisse 2000, beş hisse 5000, on hisse 10.000 diye daha fazla vermek isteyenler de olabilirler. Etrafımızdaki kardeşlerimizde böyle hakikaten çalışanlar var, gayret edenler var, dolaşanlar var, akrabaların dolaşıyor, tanıdıkların dolaşıyor, durumu olanları haberdar ediyor. Ama sadece söylemekle kalmıyor, anlatmak lazım. Durum anlatıldığı zaman, işin ehemmiyeti anlatıldığı zaman anlıyorlar ve yardım da yapıyorlar cemaat-i Müslümin. Bu hususta inşallah bir çalışma yapalım. Hep beraber bu işe dertlenelim cemaat-i Müslümin. Bunlardan verilecek. Dua isteyen kardeşlerimiz var. Ünal ailesini, tüm geçmişleri için, Ayşe Aktaş için dua istiyorlarmış. Bunlar merhum vefat etmiş. Bütün geçmişlerimizi ya Rab rahmet eyle. Amin. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Rab. Ya Rabbi, namaz kılmayanlara namaz sevgisi ver ve kıldır ya Rabbi. İbadet sevgisi ver ya Rabbi. Eğlence sevgisini ihraç eyle. Çocuk gibi yaşamaktan muhafaza eyle. Ciddi yaşamak nasip eyle. Evladı ahfadımızı amininden ve merzin kullarından eyle. Evladını okutmak isteyenlere nasip eyle. Kendisi okumak isteyenlere tamamen nasip eyle. Ümmet-i Muhammed'in hayır muratlarını ver ya Rabbi. Gazze'ye yardım eyle. Ordusuna yardım eyle. Türkiye Cumhuriyetlerine yardım eyle. Gazi'den memleketimizi iç ve dış düşmanların şerrinden muhafaza eyle. Zellerden, yerlerden, zelzelerden, hasiden, düşman istilasından memleketimizi muhafaza eyle. Derslerimizi günde gün yapmaya muvaffak eyle. Amin. Lazım gelen çalışmaya muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi hasta kullarım var, şifa bekliyorlar, şifalar ihsan eyle. Hacı annemize şifalar ihsan eyle. Amin. Süleyman abimiz eski ihvanlardan, efendimizin sevdiği ihvanlarımızdan 2 hafta önce çadırdan düştü. Şu anda yoğun bakımda kendisi. Çok eski Süleyman Kişmir abimiz. Yani çok eski ihvanlarımızdandır kendisi. Ya Rabbi şifalar ihsan eyle. Acil kalıcı şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi umduklarımızdan ve korktuklarımızdan emin eyle. Hayırların fethini, şerlerin defini nasip eyle. Buradan kalkmadan cümlemizi mağfurun cümlesini ilhak eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.